Evet. Sayın Enver Yalçın'la beraber Fethiye'den Gargı'dan Garajeva ile Çengere, oradan tepeden Nifaş'ı vereceğiz. Üzümlü dolaşıp geleceğiz. Evet, bura Fethiye Çengere yolu. Harika bir yer. Doğası güzel. Şöyle baktığın zaman çeşmesi de var. Orada çöp tenekesi var. Ama bu Enver Yalçın Nişler. Nişler'in sen arkadaş. Vallahi ben arkadaş temizlik yapıyorum. Pis insanların pisliklerini topluyoruz. Böyle güzel bir coğrafyanın, böyle güzel bir köşesinde, böyle bir Yalçın Kaya'nın dibinde, bir suyun başında, bir köşkün oturup dinlendiği insanların yerinde. Bu çöpleri yerlere atmaktansa şu belediyemizin, devletimizin koyduğu çöp kovalarını atsak neremize neyi gitsin? Fethiye Belediyesi üşenmemiş gelmiş, dağın başına piknik yerine çöp bir şey koymuş ama çöpü yerlere atmışlar. Bu temizliği dünyanın öbür taraftan gelip buralara gelenlere ya da burada yaşayanlara nasıl öğreteceğiz Sayın Enver Yalçın? İnsanlığın bittiğini tahmin ediyorum. Kültür rejenerasyonu yaşanıyor. Yani gerçekten ben bunları atanların insan olduğunu zannetmiyorum. Yani hayvanlar bunlar kadar kirletmiyor doğayı. Şimdi bu güzelim çeşmeyi dağın başından hayır için getirmişler. Bin bir zorlukla. Getiren Allah razı olsun. Kurt, kuş, mal, maşakat yoldan geçen yesin diye. Şu ağacı dikmişler. Şu köşkü yapmışlar. Yine ağaç dikmişler. Belediyemize çöp bidonunu koymuş. Şöyle bak. Bu bıçakları kullandın. Fazlası arttı. Niye yere atıyorsun? Şu çöpün için atsan olmaz mı? Yani insan olduğundan şüphe ediyorum ben bunları yapanların ya. Ayıp diye bir şey var. Yani insan hiç olmasa kendine saygın yoksa şu doğadaki canlılara da mı saygın yok ya? Bir insanın üç değeri vardır yani. Biri anasıdır, biri karısıdır, biri de şerefidir. İnsan anasına, avradına, şerefine sövdürür mü? Yazık değil mi yani? Şimdi ananın bu pisliği burada gören atanlara sövüyor değil mi? Sövüyor tabii. Ben sövmesem de başkaları sövüyor. Evet. Söverken de Türkiye'de küfürler anasını, avradını düdüklediğini pezeven gidiyor. Evet. Yazık değil mi yani anasını avradına sövdürmesine gerek var mı bir insanın? At çöpün içine, çocuklarına örnek ol, yanında arkadaşına örnek ol. Doğayı kirletmek zorunda mıyız? Yüce Atatürk bir neslin geleceğini bir önceki nesil tayin eder diyor. Evet. Bizden önceki nesil 253 bin kişi Çanakkale'de şehit oluyor. 90 bin Sarıkamış'ta, 40 bin Güneydoğu'da öğretmeniyle, polisiyle, askerle şehit verdi. Bu güzel coğrafyayı bize içine sıçınlayan bıraktı bunlar ya. Ye, iç, gez, toz, kölgesinden, suyundan, dağından, meyvesinden, otundan, çöpünden ama hiç olmasa kirletme bari ya. Yazık değil mi yani? Bu kadar. Böyle mesire yerlerine birçok insan anasının, babasının, dedesinin yerine hayır hasanat için çeşme yaptırmış. Dibine de ağaç dikmiş. Ulan mübarek suyunu içiyorsun. Bir tas su dök dibine. Sen yemesen bile kuş yer, kurt yer, bir canlı yer, bir insan yer, bir başkası yer. Bu dünyadan aşağı götüren var mı? Ne diyor yüce peygamberimiz? Kıyamet kopuyorsa bile diyor elindeki yaş gazı yere söktü öl diyor yani. Ağaç dikin diyor. Ağaç dikin diyor yani. Şimdi tekrar... Ağaç gibi meyve gibi var. Bizden öncekilerin diktiklerini yiyorsak bizden sonraki nesile bizim de bu ağaçları yaşatarak, koruyarak bizden sonraki neslin de yemesini sağlayacağız yani. Şimdi Türkiye'nin dört tarafından, dünyanın dört tarafından Fethiye'mize ya da turistik bölgelere gelenler oluyor, piknik yapanlar oluyor. Bunlar getirdiği eşyayı nasıl ayıracak, nasıl atacak? Ya şimdi devletimizin her yerde belediyelerimiz katı atıklar, cam şişe için, çöp için, karton. Dağın başlarıyla koymuşlar. Her yere koymuşlar. Koymadıysa torbana getirin, torbaya kat. Tabii. Bir ikinci konu yani milli servete katkı sağlamamız lazım. Yakılan her bir karton bir ağacın yıkılması demek. Yeni ağaçların yıkılması demek. Kağıt nereden oluyor? Ağaçlardan oluyor.
Kağıdımızı ayrı yere atalım. Camlarımız yangınlara sebep oluyor. Cam güneş ısısıyla yani parlayarak dağın yanmasına sebep oluyor. Ne diyor Necip Fazıl? Kim bilir nerede, ne zaman ve saat kaçta diyor. Bilmem ki kabrimin tahtası hangi ağaçta diyor. Bu ağaçlardan biz kabir tahtası alıp göçeceğiz ya. Evet. Bunları yanmasına sebebiyet vermeye gerek var mı? Camları, bira şişelerini, kola şişelerini, efendim soda şişelerini dağa atmaya gerek var mı? Evet. Bu kadar. Temiz gelin, temiz gidin. Tabii.